Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba. Bugün sizlerle beraber bir önceki serüvenimizde Garanti'den Clio kiralamıştık. Bugün Megane 4 kiralayacağız. Ama bugün pop sürüş biraz daha inceleme, yani özelliklerden bahsedeceğiz. Biraz takılacağız açıkçası. Zaten şu anda da kiralamış bulunuyorum zaten. Şu anda para işliyor biliyorsunuz. Şu anda para işliyor. Megane 4 burada. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bugün bir pop sürüş yapacağız sizlerle. Hadi. Evet arkadaşlar, arabaya bindik şu anda. Arabamızı başlatalım. Start stop. Camımızı açalım, hava çok sıcak. Açtık camları. Kamu spotu, emniyet kemeri. Alttan bağlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere arabamız otomatik, biraz dolu paket. Biraz. Full dolu değil de biraz dolu. Gördüğünüz üzere bu şekilde biraz bugün gazlayalım dedik. Video atalım dedik. Kameraman, emniyet kemeri. Kemerin takılmış. Niye lan? Sen bundan kapışacaksın. Arabadan bahsedeyim biraz. Aracımız Megane 4. Şu anda bakalım. 72.500'de aracımız. Daha yani fazla da kullanılmış bir araç değil. Gördüğünüz üzere bu şekilde araç. 2018 model. Garanti'nin aracı. Ama araç şu anda biraz pis bırakılmış. Gördüğünüz üzere bu. Torpido, vites çerçevesi. Aracımız ama kaçıyor. Yalnız harbi uzuyor. Yani otomatik basıyorsun, harbi çekiyor. Megane 4 güzel ya. Aracımızda gördüğünüz üzere hız sabitleme özelliği burada. Bu şekilde. Tuş şeklinde. Double ekranımız yok. Klimamız dijital değil. Yani 2018 model araba. Görüyorsunuz. Tabii bir de boş paket olduğundan dolayı opsiyon alınmamış. Opsiyonel bir şekilde alınmamış. Ama arabanın şanzımanı çok güzel. Şanzımanı, vites geçişleri olsun, çok güzel. Tabii tek seferde otomatik cam kaldırma özelliği var. Arka camlar otomatik. Ön iki cam otomatik. Aracımızın göstergeleri hayalet de değil. Dijital de değil. Analog göstergemiz var. Ortasında yol bilgisayarı var aracın. Orası dijital. Aracın burada göstergedeki ışıkları açıp kapatabiliyoruz, yani gece karanlıkta uzun yolda gözlerimiz almasın diye. Far ayarı yine bu şekilde, sol altta. Direksiyon ayar özelliğimiz var. Bakalım, evet, yukarı aşağı. Zaten güzel bir şekilde direksiyonu en yukarıdan aşağıda aldığımız zaman güzel bir şekilde göstergeyi net görebiliyoruz. Herhangi bir engeli yok. Yani oturuş, sürüş açısından rahat bir araç. Yani gördüğünüz üzere gazlıyoruz, takılıyoruz. Bakın biraz gazlayalım şurada. Araba hakkını veriyor. Araba hakkını veriyor. Tabii bu aracın freni biraz zayıf ama anlayamadım. Biraz hor kullanmış olabilir. Fren zayıf. Göğüste şöyle torpidonun üst bölümünde karbon desenler var. Tabii kapıların solunda karbon desenler var. Kapıların sağında, solda plastik. Arkada var. Arka yine aynı şekilde mevcut. Arka hacmi çok geniş bir araç. Biraz da tabii arabanın dış özelliğinden bahsedeceğiz. Şimdi ineceğiz aşağı. Arabanın dış özelliğinden bahsedeceğiz. Araçta bu arada eko sürüş modu var. Duraksadığınız zaman trafikte start stop devreye giriyor. Frene basıp durduğunuz zaman araba stop ediyor. Ayağınızı frenden çektiğiniz zaman tekrardan çalışıyor. O özelliği de var. Şimdi herhangi bir sağa yanaşalım. Biraz da arabanın dışından bahsedelim. Dış özelliğinden, güzelliğinden, kozmetiğinden bahsedelim. Evet arkadaşlar, biraz da aracın dışından bahsedelim. Videoyu pek uzun tutmayacağım. Elimizde kitapçık yok. Gördüğümüzü, beğendiğimizi, beğenmediğimizi anlatacağız size. Yani yanlışım varsa affola, bilginiz olsun. Gördüğünüz üzere araç bu şekilde. Ön panjurunda piyano bilek detaylar var. Krom detaylar var. Tabii kafa çok güzel arabanın. Kafası çok güzel. Aracımızda çelik jant mevcut. Rengi de bu arada çok güzel aracın. Arka hacmine bakalım. Bu şekilde aracın arkası gayet geniş. Yani yakışıklı bir görüntüsü var aracın. Arka kapıda da gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Şu arka kapıda tiz özelliğimiz var. Tizlerimiz de var arka kapıda. Artı hoparlörümüz var. Bagaj hacmine bakalım. Bakın şu özellik çok iyi. Bagajımızın hacmi de bu şekilde. Bayağı geniş. Tabii Megane 2'den de alışkındık zaten biz bu genişliğe. Şak diye kapanıyor zaten.
Böyle gel bu şekilde. Güzel bir araç. Kaput içinden bahsedeyim biraz aracın. Kaputunu açalım. Nasıl açıyor lan bunun kaputu? Çok saçma bir yerde kaput açma. Yani çok aşırı saçma bir yerde kaput açma tuşu bence. Bak bu opsiyon mükemmel. Amortisörlü kaput. 2018 model araba olması gereken, bence olması gereken ilklerden birisi diyebilirim yani 2018 bir araçta. Aracın biraz kaput içi pis. Yani çalıştıralım isterseniz, biz aracın sesine bakalım. Motor sesine bakalım. Ya burada aracın fitili falan çıkmış, hep hayrımıza bir düzeltelim ya. Sonuçta binip kullanıyoruz yani. Tabi buradan yani söylemek istemiyorum, pis. Ya alışkın olduğumuz üzere 1.5 dizel motor. Yani sesi gayet normal. Bir Doblo gibi olmaz, bir 1.3 Doblo gibi de olmazsa gayet normal sesi. Güzel bir sesi var aracın. Rahatsız etmiyor zaten. İçeriden yalıtımı da çok güzel. Kaputu kapatalım bu şekilde. Kırdım. Al. Tabii bu arada biliyorsunuz, bu arabayı kiralıyoruz. Biz size inceliyoruz, gösteriyoruz Megane 4'ü. Yani inceleyebildiğimiz, gösterebildiğimiz kadar. Şu anda hala para işliyor. Çok güzel. 15 dakika sonra hatırla. Şu anda 1 saat olmuştur yani. Aracımızın farları Angel. Mercekli far. Zaten bu arabanın far yapısı gerçekten kaderini değiştiriyor. Yani bu arabanın gerçek anlamda kaderini değiştiren bir far yapısı ve stop yapısı var. Çamurlukların yan taraflarda piyano bilek ufak bir havalandırma özelliği var. Güzel yani, güzel düşünülmüş. Görüntü çok hoş. Lastikleri zaten aracın sıfır. Yani güzel araç. Yani stop yapısı da mükemmel aracın. Gerçekten çekelim burayı. Gerçekten aracın stop yapısı da çok güzel. Çok yakışıklı. Gerçekten çok yakışıklı araba. Yani bir eksiği yok arabanın. Bir zararı, bir kötülüğü yok. Yani parça olarak hem Türk arabası, bildiğimiz stabil Renault. Yani Türk arabası. Çok fazla satılan, Türkiye'de çok fazla tutulan filolar tarafından veya bireysel kullanılacak, yani çok güzel bir araba. Al şoförüne ver veya kendin kullan veya satın al, kiralık bir şirkete bırak, para kazandırsın. Ya öyle bir araba, güzel bir araba. Dediğimiz gibi sunroof yok, araç boş, dolu bir araç değil. Yani anlatabildiğimiz kadar size anlatıyoruz arkadaşlar. İnanın biz de kitapçık değiliz veya fabrikadan bir eğitim almıyoruz. Ya sizin de görmenizi sağlıyoruz yani, gösteriş açısından. Size de bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Hem de biz de burada işimizi yapıyoruz. Kısa süre sonra dediğimiz gibi yani araç alım satım videoları da gelecek gerçekten. Onun üzerine çalışıyoruz. Şu anda gerçekten piyasa çok şişik. Güzel düşürebildiğimiz bir araç bulmaya çalışıyoruz. Yok yani, şurada bir Tofaş alalım diyoruz. İnanın 25'ten aşağı güzel Tofaş yok. Çürüklerin adam şasisi kopuk arabaya 20 lira para istiyor. O yüzden biraz kovalıyoruz. Biraz zaman lazım. Zaman isteyen bir süreç. Ha, bu şekilde. Yani anlatabileceklerimiz bu. Elinde aracın bir kitapçığı yok. Egzozuna bakalım. Egzozu tek çıkış. Tek çıkış egzoz var. Krom detaylandırılmış. Arka sanki bir difüzör var, görünümü var arka tamponda. Sanki bir difüzör koyulmuş gibi bir görüntü var. Evet arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, bu şekilde. Aracı bu şekilde sizlere gösterdik. İncelemeye çalıştık. Dediğimiz gibi bir hatamız olsa affola. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Ne kadar destek verirsiniz, ne kadar bizlerle beraber olursanız sizlere o kadar çok içerik üreteceğiz. O kadar çok güzel içerikler çıkartacağız. Gerçekten yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu arada kanalımıza şu anda 139 abone var. 139 kişiye teşekkür ederim. Siz de abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, takip etmeyi, bizleri takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.